Bazı yerlerde projelendiriyoruz, proje takipleri devam ediyor. Ama bizim saha hakimiyeti sağlamamız belki bir yılı olacak. Şu an itibariyle söylüyorum. Ama bu zaman içerisinde yani hizmet aksamı olacak. Olmayacak belki ama gecikmeler olacak, personel yetişmeyecek, sahaya gidecek. İşte zaman zaman personel gidiyor, yeri tespit edemiyor, geri dönme soruyor veya yeterli bilgiyi alamıyor. Yani bunların hem sayısal olarak bir ortama aktarılması, bir veri tabanı oluşturulması, bir otomasyon ağı ve sistemlerinin kurulması, bunlar teknik olarak da bir zaman gerekiyor. Prosedür olarak bazı uygulamaların zamanları var. Bir yandan da işte sahada saha ihtiyaçları tespit ederek hangi bölgemizde iş yükü ne kadardır, bunların tespitlerini yapıyoruz. Yani işte büyük şehrin sorumluluğu nedir? İşte bizim işte ilaçlama, yol, içme suları, kanalizasyon, işte yol yapımlarından işte farklı fiziki anlamdaki bölgelere yapacağımız yatırımlara kadar itfaiye hizmetleri, mezarlık hizmetleri gibi, mezarlığın ana hizmetleri gibi. Biz burada tabii ilçelerimizle oturarak hangi hizmeti ilçelerimize katkı sağlayabiliriz veya bizim yetişemediğimiz ama ilçemize de ciddi maddi yük getirmeyecek hangi hizmet var, onlar belediye başkanımızla da konuşarak da bunlar önemli olan buraya hizmetin gelmesi. Yani bu büyük şehirde getirecek, mutlaka ilçe belediyesi de getirecek de uyum çok önemli. İlçeyle büyük şehirde uyum çok önemli. Dolayısıyla bu ziyaretimizin temelinde biz sahada eksikliğimiz ne var? Bütün bunları tespit edeceğiz. Sizleri dinlemiş olacağız. Biz gelmeden de bunları belki evrak üzerinde, kağıt üzerinde resmi olarak alabiliriz kaymakamlığımızdan, özel idaremizden, belediyemizden ama bir de yerinde tespit etmek var. Yani işte bakıyoruz, yollar tekrar açılmış, 2 yıl önce özel idare bir hizmet götürmüş, yol yapılmış ama şu an gittiğimiz zaman orada gerçekten ciddi bir işte ikinci katın atılması veya yama ekiplerinin girmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu ziyaretimizin temelinde bu var. Tabii büyük şehir yapılanması, biz işte bugün ilaçlamaları, araçlarımız teslim oldu, bakın seçim geçerli kaç ay oldu. Yoğun bir çalışmamıza rağmen işte ihale süresinin yaklaşık 2 ay olması, bunun itiraz süresinin olması, onun öncesinde saha taraması ve ne kadar bir personelle, ne kadar bir iş makinasıyla bir hizmet edeceğimiz noktasında bir hazırlık yapılması gerekiyor. Dolayısıyla bu hazırlıklar yapılarak bugün gittik arkadaşlarımızla birlikte makinalarımızı, araçlarımızı hizmete sokmuş olduk. Ha, bu arada bir boşluk oluştu haliyle mevcut ekiplerimizin yapmış olduğu hizmeti biz şu anda 3 tane başladık. Daha önceki ilaçlama ekibimiz vardı. Belli Malatya'ya ilaçlama yapıyorduk. Zaman zaman da ihtiyaç olan çevre belgelerimize gönderiyorduk. Bazen de ilçe ve köylerimize de ara ara gönderebiliyorduk. Ama şimdi alan çok büyüdüğü için biz ekibimizi, araç gericimizi 3 katına çıkardık. Şimdi inşallah bundan sonraki süreçte arkadaşlarımız şu 15-20 gün içinde bir ay içerisinde bu ilaçlamadan kaynaklanan eksikliklerde ilerlemiş oluyor. Aynısı içme suyunda yaşıyoruz, aynısı itfaiyede yaşıyoruz. Şimdi itfaiye olarak da bizim itfaiye araçlarımız henüz yeterli değil. Bunlarla ilgili araç alımları, tespitleri yapılıyor. Çünkü biz daha önceki gibi ilçeler, beldelerimizde gerçekten araçları yoktur. Ama şimdi biz her beldenin, her mezranın kan yangına müdahale etmek zorundayız. Belki tarla yangınlar, orman yangınları, Orman Bakanlığı'na ait büyük şehir olarak her yerde hazır olmak zorundayız. Dolayısıyla bu yangınlarını da ısrar yapıyoruz. İçme suyu bu sene en büyük Malatya'nın, Türkiye'nin sorunu gerçekten. Ama Malatya'nın için çok önemli bir sorun. Dolayısıyla kayısıların olmaması, üzerine birkaç kulaklığı ve suların çekilmesi bizim her noktada ciddi manada daha önce, geçen yılda, bir önceki yaşanmayan su sorunları bu sene yaşanır hale geldi. Biz bunun üstesinde nasıl geleceğiz? Bunda bir sağlıklı planlama yapmak gerekiyor. Çünkü biz bu şehirde yaşıyoruz ve bu şehirde beldemiz olsun, köyümüz olsun, ilçemiz olsun. Orada bir sorunu çözeceksek bunu geçici çözümlerle götürmeniz mümkün değil. Bu maskenin üzerinde bir yük. Maske belki geçici çözecek ama kalıcı uzun vadede bölgenin içme suyu insanların temel hakkı. Dolayısıyla içme suyunu temel olarak çözmemiz lazım. Hem suların sağlıklı olması gerekiyor,
hem de şebekeden aktığı halde sabit olması ve onun iyi yönetilmesi gerekiyor. Suda en büyük sorun kaçak kullanılması. Kaçak kullanılmasının önüne geçmemiz lazım. Burada muhtarlarımıza çok büyük iş düşüyor. Bu kur hakkıdır, haramdır. Kimse hiçbir sulama suyunda kullanamaz içme suyu. Dolayısıyla kullananları mutlaka ihbar etmeniz lazım. Şimdi biz bununla ilgili ekip kuruyoruz. Bakın merkezde bile su yönetiminde zorlanıyoruz. Çünkü yeni bağlandı. Beldelerimiz, belediyemiz orada 10 tane, 12 tane belediyemiz kapanarak büyük şeyle bağlanmış, bağlandılar. Merkez ilçelerimizle birlikte bir kısım hizmetleri onlara, bir kısım hizmetleri bizlere. Şimdi biz buralarda ekip oluşturmak zorunda kaldık. Niye? Kesinlikle kaçaklar var. Yani cezalar çok ağır. 4000 lira, 5000 lira ağır cezaları ve bunu da savcılığa bildiriyoruz peşinden ödemesi yapılmadığı takdirde. Dolayısıyla şimdi yeni ekipler kuruyoruz. Yeni 8 tane ekip kuracağız. Her ekipte 4-5 kişi olacak. Ve onların başında amirler olacak. Gerekirse zabıtların güvenlikleri, emniyetten destek almaları icap ettiği halde. Gece taramaları yapacağız. Sabah 4'te 5'te taramalar yapacağız. Dolayısıyla mevcut olan suları dahi kaçak kullanıldığı için sıkıntı yaşadığımız yerler var. Bunlar da her gittiğimiz yerde muhtarlarımızdan, belediye başkanlarımızdan, köyün ileri gelenlerinden bunları isteyeceğiz. Çünkü biz gerçekten kul hakkına dikkat etmemiz lazım. Komşu hakkına dikkat etmemiz lazım. Kendi nefsimize asla uygun davranmamamız lazım. Biz bir suluyorsak komşumuzun 1,5 sulamasını sağlamamız lazım. Sulamada da böyle, içmede de böyle. Yani yukarıda komşu abdest alamazken, gece kaldığında lavada su bulamazken, alttaki komşular böyle bilen kalmanın suyu açıkta kaçak kullanıyorsa, bunun vebalini, oradaki yetiştirmiş olduğu meyveyi, orada yetiştirdiği sebzeyi, o çocuklarına gelecekleri için gerçekten karartmış oluyor. Ama bizim bilinçsizliğimizde, cahilliğimizde, ya falan komşu da sürüyordu, o da sürüyordu, o bırakmış, o görmezse o da sürüyordu, bu da işte böyle buna sığınamayız. Dolayısıyla bu saha hakimiyetini kuracağız. Kaçak sularda da, sulamada da, şebeke kaçaklarımızda da, belki uzak noktalardan sular getireceğiz. Şu anda sularla çözülmeye çalışıyorum. Ama birçok ilçemizde sorun var. Sadece belki şu anda Karasular, burada Karasu'nun yönetimi bize ait. Onun gelmesi, şebekelerdeki kaçakların kontrolü tabii ki bize ait. Onları inşallah sağlıklı bir şekilde daha iyi bir seviye oturtacağız. Onun maliyetini düşüreceğiz. Şebeke kaçakları varsa bunların tespitleri yapılacak. Ama birçok ilçemizin merkezinde sıkıntılar var. Suyu içilemez noktada olanlar var. Ama bunların hepsini biz kısa vadeli çözümler ürettiğimiz gibi uzun vadeli de çözmek zorundayız. Aynısı yol çok önemli. Birincisi içme suyu çok önemli. İkincisi ulaşım hattı çok önemli. İnsanların yollarını kaliteli hale getirmemiz lazım. Bozuk yollar, asfaltı bozulmuş veya hiç yol olmayan, biz şu anda saha taraması yaptığımız zaman 10.000 kilometrenin üzerinde şu an büyük şehrin yapması gereken yol ağı var. Hizmet götürmesi gereken yol ağı toplamı var. Dolayısıyla biz buralarda ne kadar hizmet üreteceğiz, bunların tespitlerini yapıyoruz. Biz yıllık olarak ne kadar asfalt dökebileceğiz, bunun hesaplamalarını yapıyoruz. Ve bunun maliyetini düşürmeye çalışıyoruz. Çünkü kaynaklarımız belli, talebe bakıyorsun yüzlerce. İşte bir bölgeye gidiyoruz, Türkiye'ye gidiyoruz. Gerçekten yolları çok dağlık bölge ve 1000 kilometrenin üzerinde yolu var. Yapma yoluna bakıyorsun %100. Yani 10 katı yol yapmam lazım ki hizmet gelmiş olsun. Dolayısıyla biz bunun maliyeti düşünmeye çalışıyoruz. Taş ocakları, ilçelerde taş ocağı kuracağız. Evet, tesisleri kuracağız ki ilçede daha ucuza, daha çok iş yapalım. Yani biz orada ilçeye girdiğimiz zaman işte 50 kilometre yol yapacağımıza biz 150 kilometre yapalım. 100 yapacaksak 300 yapalım. Bunu nasıl yapabiliriz? Ucuza mal etmeyi de yapalım. Taş orada üretmemiz lazım, kümetesi üretmemiz lazım. Yolların uzun ömürlü olmasını sağlamamız lazım. Biz bu sene yaptığımız yolu 2 sene sonra bir daha yapmaya kalktığımız takdirde hem paramız çarşı oluyor hem kaynakları kötü kullanmış oluyor. Yaptığımız sakin kaplamanın standart olarak ömrü 4 yılsa biz o 4 yıl binecek, 5 yıl binecek yol kalitesini yakalamamız lazım. 6 yılsa 6 yıl, 7 yıl binecek yol kalitesini yakalamamız lazım. Dolayısıyla diğer illerde, diğer köylerimize de, mezarlarımızda da o süreç içerisinde hizmet götürmemiz lazım.
Tabii bunların tespitlerini inşallah yapacağız. Muhtarlarımız var. Başkan zaten sizlerle de diyaloğu iyi ve onları da takip, zaman zaman okullarda bilgimiz var. Ama bizim kardeşler asfalt ekibinin sayesinde çoğaltacağız. Sulamada ve ilçe ilçe beldelere kadar hangi alanlara, hangi ekiplere müdahale edecek ve proje bilimimiz yine projelendirmesi gereken sular varsa, şebekeler varsa bunların projelendirmesini çalışmalarını yapıyorlar. Dolayısıyla biz sahaya çıktığımız zaman inşallah şu an hizmetler gidiyor ama belki mevsim olarak aslında seçim tersi bir zaman geldi. Tam yaz ayının başında tam hizmetler üretilecek. Seçim olmuş ama yapılanma bir yandan atamalar devam ediyor. İşte demin de ifade ettim. Genel sekreterimiz daha yeni görevli devralıyor. Bayramdan sonra belki işe başlayacak. Genel müdürümüz aynı şekilde. Dolayısıyla kendi içerimizdeki yapılanma, ana merkezdeki yapılanmayla birlikte sahadaki ihtiyaçlar, işte araç gereç veren ne kadar dozer, eskalatör gibi iş makineleri bize gerekliyse yine asfalt dökecek, statik kaplama yapacak, silindirilene kadar hangi araç gereç gerekiyorsa bunların tespitleri yapıyor. Bunları da inşallah belediye yapacağız. Hepsini birden alma gücümüz yok ama kaynaklarımızı en iyilerinde kullanmamız gerekiyor. Ben teşekkür ediyorum. Burada muhtarlarımızın da yazılı olarak muhtarlarımız verebilir ama sözlü olarak da muhtarlarımızdan en azından acil olanları tabii gönül ister ki şimdi hepsinden birden girelim yapalım ama gerçekten bize gelen tariflere baktığımız ve arkadaşlar bu çalışmaları kısmen yaptılar. Bu bölgemize gelip gidiyor. Maske ekibi de kısmen çalışmalar yaptılar ve bilgiler var. Ama biz bütün bilgileri alıyoruz. Ama acil olan yerleri mutlaka öncelik sırasına almamız gerekir. Gerçekten bir yolda araba gidemez hale gelince öbür taraftaki daha kaliteli bir yol varsa onu bundan önce yapmamız gerçekten var. Onun için acil olan hangi yolumuz varsa daha bozulmuş, daha yoğun olduğu halde geçişi veya toz toprak içerisinde veya yol bozulmuş asfalt. Yani burada biz bütün notlarımızı alacağız. Bu senenin çalışmalarını, önümüzdeki yılların çalışmalarını, önümüzdeki senenin çalışmalarını arkadaşlarımız şimdi inşallah bu notlarımızla birlikte daha sonra da geleceğiz, daha sonra da alacağız. Arkadaşlarınıza geldiğiniz zaman bunları sizlere ileteceksiniz. Ben teşekkür ediyorum. Sözü de sizlere bırakıyorum. Tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum. Evet, muhtarım bir arkadaşları tanıtayım ondan sonra söz veriyorum.